HP Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmüseli. Bugün yine bir öneri üzerine bir çizim yapacağız. Ama öncesinde söylemek istediğim birkaç bir şey var. Instagram'dan, YouTube'dan ve Facebook'tan takip edip abone olmayı unutmayın. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendi çizimlerinizi de Instagram üzerinden bana gönderebilirsiniz. Artık yeni bir şeye daha dahil olduk. Onu da duyurmak istiyorum. Birçoğunuz belki kullanıyor bu uygulamayı. TikTok diye bir uygulama var. Bilmeyenler internete TikTok yazdığı zaman zaten karşılarına çıkarlar. Bir arkadaşımın önerisi üzerine girdim ben. Daha önce TikTok'u açmıştım. Çok beğenmemiştim uygulamayı. Bana göre değildi. O yüzden silmiştim. Şimdi HP Sanat Atölyesi olarak yeniden açtım. Zaten Instagram'dan ve YouTube'dan duyurmuştum açtığımı. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Burada daha hızlı büyüyor ailemiz. TikTok'tan da HP Sanat Atölyesi olarak takip edebilirsiniz. Bayağı iyi görüntülenmeler geldi. Hatta YouTube'la TikTok arasındaki bazı projelerde değişiklikler olacak. Haftaya göreceksiniz ne olduğunu. Öyle birlikte entegre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Evet, bunu söyledikten sonra ne çizeceğimize geçebiliriz. Önce öneren kişinin ismini söyleyelim. Ahmetcan Kaplan. Şuraya koyuyorum yine. Şöyle yazmış. Hocam Sagrada Familia çizer misiniz? Ben bilmiyordum ne olduğunu bu yapının. Yani adını bilmiyordum daha doğrusu. İnternete yazınca ne olduğunu görünce anladım ne olduğunu. Çiziyoruz. Şöyle kabaca bir yazı okuyalım yine onunla alakalı. La Sagrada Familia, kutsal aile demekmiş. İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Yani kilisenin bir tık büyüğü oluyor bildiğim kadarıyla bazilika. Yapımı hala devam ediyor. Yani 1926'dan bu yana, pardon 1883'ten bu yana devam ediyor. Halk arasında bitmeyen kilise diyorlarmış artık ona. 1882 yılında halkın yardımlarıyla yapımına başlanmış. Mimarinin bitmemesinin nedeni sembolik olarak halkın yardımıyla yapımına devam edilmesi ve Gaudi'nin karmaşık mimari tarzının çözülmesinin güçlüğüymüş. Ayrıca binanın çizimlerinin ve ilk yapım yöntemlerinin de 19. yüzyıldan kalması nedeniyle günümüz teknolojisine uyarlanması başka bir zorlukmuş. 2026-2028 yılları arasında bitmesi tahmin edilen kilise yardımseverlerin katkılarıyla yapılmaktadır diyor. Bizim çizdiğimiz fotoğrafta tahmin ediyorum 2009'da çekilmiş olması gerekiyor fotoğraf. Zaten videoda da söylüyorum. Bir kısmında iskele var, oraları çizmedim. Genel olarak yapısını belli etmeye çalıştım. Zor ve karışık bir bina. Gerçekten Gaudi'nin eserleri zaten hep öyle. Öneri için teşekkür ederim Ahmet. Siz de çizmemi istediğiniz şeyleri dediğim gibi yorum kısmına bırakırsanız ben onları görüp değerlendiriyorum. Listeye aldığım birkaç tane daha var. Herkes şey sanmasın, ben yazıyorum ama benimkinin geri dönüş olmadı falan. Onların hepsini alacağım, tek tek çekeceğim. Bu hafta Ahmet'inkindeydi sıra. Önümüzdeki hafta bakalım ne çizeceğiz. Hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi malzemelerimiz. Boş A4 kağıdım. Kağıt bantla yapıştırıyorum. Bir tane uçlu kalemim. 05 2B uç var içinde. Bir tane hamur silgim. 3 tane de arttan kalemim. Neydi kalemlerim hatırlayalım hemen. 0.05, 0.1, 0.6. İnceden kalına doğru. Şimdi bunları kenara alıyorum her zamanki gibi. Çizeceğimiz binayı da sol tarafa yerleştiriyorum. Ufak tefek değişiklikler yapacağım bu binada. Nedeni de şu. Görüyorsunuz solda, yani giriş konuşmasında da söylediğim gibi bu bina daha tamamlanmamış bir bina. Çok uzun yıllardır devam ediyor. O yüzden arkada gördüğümüz o iskeleleri falan yapmayacağım. Sadece ön planda gördüğümüz bitmiş yerlerini yapacağım. Bu şekilde çizeceğim. Biraz yarım gibi gözükebilir. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Çizerken yine belki karar verip değişiklikler yapabilirim. Başlıyorum. Başlarken biliyorsunuz her zaman önce biteceği yeri belirliyorum. Başlayacağı ve biteceği yeri. Ufuk çizgisi artık kullanmadan yapıyorum. Bunun sebebi bu çizdiğim görsellerde ufuk çizgisine çok fazla ihtiyaç duymamam. Eğer çok ihtiyaç duyarsam ufuk çizgisini belirliyorum. Burada yine geometrik şekiller kullanarak çıkartacağız. Yüksek yerini belirleyelim, en yüksek yerini. Şu
şurası. Bu arada hava çok sıcak yine. O yüzden cam açık, araba sesleri falan gelirse kusura bakmayın. En alttaki yerini belirleyelim. Bir havuz gibi, bir göl gibi bir yer var. Dere gibi ya da. Şöyle kabaca belirliyorum. Şuradan sağ taraftan çiçekler çıkıyor. Ağaç yaprakları. Şu seviyelerde bir ağacım var. Hızlı bir geometriyle girdim bu sefer. Şu şekilde bir tane daha ağacım var. Buraya doğru yok oluyor. Ağaçlarımın kapladığı alan bu. Şu kısımda göl kısmı. Şimdi üst kısmını yapalım. Neresinden başlayalım? Şu orta kısmından başlayalım. Şimdi ben ölçü almadığım için her zaman söylüyorum bunu. Ölçü almadığım için ufak tefek ölçü hataları olabilir. Bunlara takılmıyoruz. Eğer birebir aynısını çıkartmak istiyorsanız, ölçü alırsanız birebir aynısını çıkartabilirsiniz. Ölçü almayı bilmiyorsanız da ölçü videom var. Oradan öğrenebilirsiniz nasıl olduğunu. Şimdi ben ölçü almadan yapacağım. Gözümle geometrik şekiller kullanarak. Ağaçlarımın yerini hemen hemen kabaca belirledim. Şu ağacımın hizasında şöyle bir çizgi atıyorum. Bu çizgiyi atma sebebim ortadaki o üçgen kısmı belirleyeceğim. Buna göre belirleyeceğim. Ağacın boyunu belki yine biraz kısabiliriz. Onlara bakacağım. Şimdi bu çizgiyi attıktan sonra hemen hemen şu noktada bunun bitmesini istiyorum. Ve buradan üçgenleşen bir yapısı var. Hemen bir üçgenle bunu belirtebilirim. Şöyle kabaca belirledim yerini. Şuraya bir çizgi daha atıyorum. Çünkü iç kısmı var. İç kısmını belirlerken ihtiyacım olacak bu çizgiye. Hemen yanından yukarıya doğru dikey bir çizgi daha çıkartıyorum. Biraz daha solundan bunun bir dikey çizgi daha çıkartacağım. Ama yukarıya doğru azıcık daralan bir çizgi olacak bu. Şöyle. Şimdi aynı oranla bu tarafa da aynı şeyi yapacağım. Hemen hemen benzer çünkü ölçüleri. Gözümle ölçüyorum. Bakıyorum. Şu seviyede yapmam yeterli olacak. Hemen bunun bittiği yerden de bir çizgi atacağım. Evet, şimdi şu kısımda net bir eğim var. Görüyorsunuz zaten siz de. Şöyle bir çizgimizi atalım. Sanki burada bir üçgen varmış gibi. Binanın yapısı bu çizgiye göre şekilleniyor. Aynı şey, bunu yukarıya doğru çekiyorum. Birazcık yukarıya alacağım şunu. Burada da var. Aynı açıda. Buna bakarak aynı açıda atmaya çalışıyorum. Aynı şekilde buna bakarak bu tarafa da aynı çizgi atmaya çalışacağım. Ama şu ortada hiçbir şey olmayacak. Onu zaten görüyorsunuz. Buraya attığımız çizgiyi şurada kullanacağım hemen. Tam şu ortada bir üçgen parça daha var, görüyorsunuz. Şunların birleştiği bir nokta var. Onları birleştiriyorum. Aynı şey bu tarafta da var. Buraya geldiğimizde şöyle düz bir çizgi görüyorum ben. Şurada bir çizgi daha görüyorum. Evet, şimdi şöyle yapacağım. Bu kısmı bu kadar bırakıp şu yan kısma bir geçelim. Şu seviyelerde hemen hemen şöyle yana doğru çizgimi çekiyorum. Bu binamı büyük tuttuğum için kadrajım oradaki gibi olmuyor. Ölçü almadığımız için. Biraz daha değişik olacak. Bakalım, ayarlayacağız şimdi. Burada 3 parça var. 3 parçayı koyacağım. Evet, dediğim gibi 2 parça sığdı. 3. parçayı sığdıramadık. Önemli değil. Ben eskiz alıyorum çünkü. Benim zaten esas çizmek istediğim yer şu kısımda. Diğer kısımlar bitmemiş olduğu için problem değil. Yine arka kısma şöyle bir çizgi atmak istiyorum ben. Bitmemiş de olsa bir taramayla ufak bir şekilde belli edeceğim. Şu kısma geldiğimde burayı da silüet halinde yapalım. Taramalarla belli ederiz. Evet, şimdi şu ne denir onlara? Minare gibi olan şeyleri yapalım. Mısır koçanlarına benzettim ben. Belki de çıkış noktası odur. Mısır koçanlarımı ekliyorum hemen. Birincisini ekledim. Kaba taslak yapıyorum. İkincisini ekliyorum hemen.
Üçüncüsünü de ekleyelim. Sonra bunları yontacağız yavaş yavaş. Ve sonuncusu. Evet, şimdi bunu da çizdikten sonra kaba taslak her şeyi yerine oturtturduk. Şimdi detay kısmına geçiyoruz. Detay kısmında da biliyorsunuz yavaş yavaş ben detaylandırıyorum. Şimdi bir tanesini birlikte yapalım, geri kalanını hızlandıralım. Çünkü çok aşırı böyle detay içeren bir bina. Bazı yerlerini benim düşünerek yapmam lazım. Yani düşünerek derken kendi tarzıma oturtturmaya çalışarak yapmam gerekiyor. Ben bunları doğaçlama çektiğim için, ön hazırlığım olmadığı için anlatarak yaparken sürem uzayabiliyor. O yüzden sürenin çok uzamasını istemiyorum. Şimdi en soldakiyle bir başlayalım. Duruma göre bakacağım. Şimdi en tepesinde bir şey var. Sanırım haç. Onu çiziyorum şöyle kabaca. Sonra alt kısmında yerlerini belirleyelim hemen önce. Hepsi aynı şeyde olsun. Yine aynı üçgenimi kullanıyorum. Buraya da aynı üçgeni atalım. Evet. Şimdi alt kısmında onu tutan bir dikey parça var. Görselim yine küçük olduğu için onun üzerindeki detayları görmüyorum. Ben artline'larla, taramalarla belli ederim onun ne olduğunu. Sonra şurada azıcık şöyle açılarak yine çıkılan bir bölümü var herhalde. Sonra da benim mısır koçanına benzettiğim kısım başlıyor. Şu şekilde. İçinde çizgileri var. Yani o mısır yerleri var. Çizgileri var derken. Şöyle çizgi atarak belirleyebiliriz bunu. Bunu yaptıktan sonra şurada şöyle enteresan bir şekil var. Yani amorf bir biçim var. Net bir şey değil. Azıcık aşağıda bir daha var aynı şey. Şöyle. Sonrasında da sütunlar başlıyor. Görüyorsunuz zaten. Hemen o sütunlarımı ekliyorum. Tarama olacak yerlere işaret koyuyorum unutmamak için. Şöyle kaba taslak belirledim. Şu alt kısmı çözümleyemedim. Göremiyorum çünkü. Yine şurada şöyle bir üçgen var herhalde. Gölge oluşuyor çünkü. Öyle bir şey görüyorum. Burayı bir taramayla ifade edebilirim. Ufak bir taramayla belirleyebiliriz. Şu iki kubbe arasında, mısır koçanı arasında yine aynı üçgen yapıya, yani üçgenimsi şekilde bir köprü gibi bir bağlantısı var. Onları belirliyorum kabaca şöyle. Ve ikinci kubbeme geçiyorum. İkinci kubbemde de yine aynı şey var. Aşağıya doğru daralan yine aynı parçam var. Burada yerlerini işaretlediğim için işim kolaylaşıyor. Çünkü simetrik bir yapı. Hafif yine açılarak giden bir parçası var. Aynı şekilde. Ve mısır koçanımız yine başlıyor. Üzerindeki çizgileri yine atıyorum. Bu alttaki ilginç dediğimiz o şeyi yine yapıyoruz. Ve yine sütunlarım var. Burada yine bir çözümsüzlük var. Yine anlaşılmıyor. Çünkü çok uzak görsel. Yine burayı bir taramayla ifade edebilirim. Burada ufak tefek pencereler var. Onlara şöyle bir çizgiler atalım. Şimdi esas şu kısım birazcık karışık. Oraya bir girelim bakalım. Burada şöyle bir kubbe gibi bir şey görüyorum. Kubbe diyorum bunu her seferinde. Kemer. Kemer gibi bir şey görüyorum. Kemerimi yaptım. Orayı taradım hemen. Unutmamak için. Alt kısımda o üçgen parçayı buraya tekrar yediriyorum. Bu üçgen parçanın da bölümleri var. Bunu belki dikey taramalarla yaparız. Çünkü orada bu akışkanlığı sanki böyle denizin içinde bir yapıymış gibi gözüküyor ya. Ya da mağara gibi. O etkiyi verebilmek için dikey taramalarla bunu hissettirebiliriz. Deneyeceğiz bakalım. Aynı şekilde buraya da dikey taramalarımı atıyorum. Bu ağaç kısmını birazcık daha büyüteceğiz. Şurada ufak bir parça daha görüyorum ben. Şimdi gördüm onu. Ağaçlarım da şu seviyelere çıksa yeterli olacaktır. Şimdi şu kısma bir geçelim. Bu kısmı da hızlıca anlatayım. Sonra geri kalan detayını kendim yapacağım. Hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Orta noktasını buldum. Hemen üçgen parçamı çizdim. Aynı şekilde bunun da orta noktasını buldum. Üçgen bölümünü çizdim. Aşağıya doğru detaylarımı vereceğim şimdi.
Şöyle yatayda sütunlar görüyorum. Dikey sütunlar için çizgilerimi atıyorum. Bunları sayarak yaparsanız birebir aynısını yakalarsınız. Ben saymadan hızlı eskizler yaptığım için hızlı eskizler alıyorum. Şurada şöyle damla şeklinde bir şey görüyorum ben. Pencere. Ufak bir detayı var. Şurada yuvarlak pencereler görüyorum. Ve bu aşağıya doğru iniyor sonra. Ağacım buraya kadar uzuyormuş. Sonra şu alt kısımda da ufak tefek kapılar var. Şunların üst kısmında haç gibi şeyler görüyorum. Onları yapalım. Bulutlarımı ekleyeyim sizinle birlikteyken. Biliyorsunuz bulutları taramayla yapıyorum. Ama gökyüzünü tarayarak bulutları bu sefer boşluk bırakacağız yine. İlk bulutum bu. İkincisini çizelim. Mümkün olduğunca oraya benzetmeye çalışıyorum ama bir tık değiştireceğim. Çünkü bunu taramayla yapacağım için bulutlarım çok karartmasın çizdiğim yapıyı. Simsiyah bir şey çıksın istemiyorum. O yüzden bulut ağırlıklı olacak. Boşluklara çarpı koyalım. Oraları tarayacağım. Yoksa unuturum. Şurası da boş. Tamam. Şurada bir köprü var. Onu da yapalım. Sonra ben hızlanıyorum. Köprüden sonra şöyle bir yine tepesinde haç olan bir şey var. Bunları yaparken tamamen rahat bir şekilde görüyorsunuz. Kalemimi hızlıca gezdirerek yapıyorum. Bu şekilde rahat rahat eskiz alabilirsiniz. Evet, hızlandırıyorum ki şu detayları da yapalım. Bir an önce artayına geçelim. Çok zor bir yapı. Yavaş yavaş adım adım yapılması gerekiyor. O yüzden öneren arkadaşa teşekkür ederim beni zorladığı için. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar, hızlıca eskizimi aldım. Şimdi artlan kalemlerimi alıyorum elime. Kalemlerimi hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6. Ben her zaman 0.05 ile başlıyorum biliyorsunuz. Bunun sebebi önce elimdeki en ince kalemle netliyorum. Sonrasında detaylarını yavaş yavaş veriyorum, kalınlaştırıyorum. Bu yapı çok karışık bir yapı. O yüzden bu seviyede bırakıp yavaş yavaş Artline'larla böyle keyif ala ala birazcık detaylandıracağım. Hızlandırılmış bir şekilde siz de göreceksiniz zaten. Kabaca her yerini çizdim. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar. Bu binayı da bu seviyede bıraksak benim için yeterli. Çok zorlandığım bir bina oldu. Yani detaylarını nasıl vermeliyim onu bilemedim. Elimdeki görsel de çok net bir görsel değil. Ama eskiz olarak güzel bir eskiz oldu. Yani öyle düşünüyorum. Biliyorsunuz beğenmediğim zaman beğenmedim diyorum. Etkilerini sevdim. Öneriyi veren arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Hamur silgiyle silmeyi unutmayalım güzelce. Siz de çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan beni takip edip abone olabilirsiniz. Abone olmak için buradaki butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma da buradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.